Selin en çok etkilendiği Derne sokaklarındaydı. Oradaki son durumu aktardı. Libya'da yine Selin en çok hasar verdiği Derne kentinde de birçok noktada da görüyorsunuz yaşam resmen durmuş durumda. Sokakların ne durumda olduğunu canlı bağlantıyla ekranlarınıza getirdik. Yaşam resmen o noktada durmuş diyebiliriz Libya'da. Bir yandan tabii çalışmalar devam ediyor. Kaan o noktada mı? Kaan hazır mı şu anda? Evet, Selin en çok hasar verdiği yer Libya'nın Derne kentiydi efendim. Evet. Şimdi CNN Türk ekibinden dediğimiz gibi Kaan Temeltaş Libya'daydı. Bir haber çekti bizlere de. Felakette o yaşanan Libya'nın Derne şehrinde arama çalışmalarının devam ettiği noktadaydı. Emir Ünlü de yanındaydı. Derne Belediye Başkanı ile konuştu ve felaketin ardından şehirdeki son duruma dair bilgileri de aldılar. Bir izleyelim, sonra yeniden o noktaya gideceğiz. Evet, şu an kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte Derne Belediye Başkanı'nın hemen yanındayız. Felaketin boyutlarını soracağız, son durumu soracağız, neye ihtiyaç olduğunu soracağız. Şu an için arama kurtarma ekipleri gerek Türkiye'den, Mısır'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Cezayir'den ve adını sayamadığım birçok ülkenin arama kurtarma çalışmaları bu bölgede sürüyor. Enkaz altında hayatta kalanlar varsa onları zamanları tükenmeden bulmaya çalışıyorlar. Krizin yaşandığı bölge geniş bir bölge. Çok fazla insan yaşıyor. 4500 ev şu an için zarar gördü. Bunlar çok katlı binalar ve tek katlı evler. Alan geniş olduğu için, yollar da engebeli olduğu için şu an için net bir rakam veremiyoruz. Arama kurtarma ekipleri burada çalışmalarını sürdürüyor. Daha fazla ekibin buraya gelip çalışma yapması gerekiyor. Bunun dışında özellikle selden dolayı göç edenlerin yerleşebilecekleri yerler gerekiyor. Tıbbi malzemelere ve cihazlara ihtiyaç var. Onun dışında dezenfektan malzemelerine ihtiyaç var. Şu an için Derne Başsavcılığı da barajla ilgili iddiaları araştırıyor. İhmal olup olmadığıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Bununla ilgili gerekli güvenlik birimleri de görevlendirildi. Araştırmalar sonuçlanmadan bununla ilgili bir şey diyemem. Cenazeler hızlıca çıkarıldı. Sağlık birimleri de cenazeleri dezenfekte ediyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Ancak bu işlemler daha da sürerse bu sağlıklı ortam kaybolabilir. ولكن بعد فترة لن تكون آمنة.